Bloomberg.com tarafından hazırlanan akşam bültenine hoş geldiniz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 milyon aşının Aralık ayında geleceğini ve 14 Aralık itibariyle sağlık çalışanları ile aşılamaya başlanacağını duyurdu. Koca'nın açıklamalarını takiben Borsa İstanbul Ulaştırma Endeksinde sert yükseliş görüldü. OECD 2021 büyüme tahminlerinde revizeye gitti kuruluş. 2021 için dünya ekonomik büyüme tahminini %5'ten %4.2'ye çekerken Türkiye için -2.9 olarak açıklanan 2020 tahminini -1.3 olarak revize etti. Sabah saatlerinde Bloomberg HT yayınına katılan Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Borsa İstanbul'un 2 yıl içinde halka arzının da söz konusu olabileceğini açıkladı. Gün içerisinde pozitif seyrin hakim olduğu Borsa İstanbul Endeksi günü %3.25 yükselişle 1325 puandan tamamladı. Dolar TL'de öğlen saatlerinde başlayan yükseliş gün boyu sürdü. Küresel piyasaların odağında bugün de aşı haberleri vardı. Pfizer ve BioNTech ürettikleri aşının acil kullanım yönünde tavsiye edilmesi durumunda Avrupa'da yıl sonuna gelmeden kullanıma sokabileceğini söyledi. Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşan Fed Başkanı Jerome Powell aşının olumlu bir faktör olduğunu ancak gelecek ayların ABD için zor olacağının altını çizdi. Ons ve gram altın fiyatlarında yükseliş gün boyu devam ederken petrol fiyatlarında hafif satışlı bir seyir dikkat çekti. Euro dolar gün boyu yükseliş trendi göstererek 1.19 seviyelerinde seyretti. Bitcoin'de yükseliş trendi devam ediyor. 19.920 doları gören kripto para 20.000 doları aşması durumunda tarihi rekor kaydedecek.